tekrar beraberiz. Evet, bugün artık yaza geldik. Biraz daha basit, biraz daha hafif, biraz yapması kolay yemekler düşünmemiz lazım. Bugün sizin için ne hazırladım ben? Güzel bir salata. İlter kanat usulü diyelim. Bir de çok güzel, hafif, renkli bir tavuk yemeği yapmak istiyorum. Böyle çok neşeli, yazın 10 dakikada yapabileceğiniz çok neşeli bir yemek yapacağız. İlk önce salata yapalım. Salata beklerken sonra yemeğimizi yaparız. Böylece sıcak yemekle salatayı beraber servis yaparız. Salata için ne kullanmak istiyorum? Salata için bir göbek salata. Roka, dereotu, taze soğan, zeytin kullanmak istiyorum. Çünkü bana göre yani hem zeytinyağı koyacağız ama zeytinin de çok güzel bir tadı vardır. Ve benim için değişmezler de salata kapari ve cevizdir. Ondan sonra yaza geldik. Artık domatesi kullanabiliriz. Çanakkale domateslerimiz hazır. İsterseniz hemen domateslerimizle başlayalım. O yüzden kırmızı bir bıçak alalım. Domateslere uygun olsun diye. İlk önce domateslerimizi mümkün olduğu kadar az fire vererekten. Domatesimizin güzelliğini görüyoruz. O yüzden domatesi mümkün olduğu kadar gösterecek şekilde, ince değil, yarım ay şeklinde, tamamen bütün tadını alabileceğimiz şekilde kesiyoruz. Bu arada antiparantez, etlerle yani bıçaklarımız çok keskin olmasına rağmen domatesin ilk kabuğu düşündüğünüzden çok daha serttir. Domatesimizi kestik. Kabuğumuza ilk önce domateslerimizi yerleştiriyoruz. Arkasından taze soğan, yeşili ve beyaz kısmını da alıyoruz. Soğan, normal soğan bazen sert gelebilir ama bunda hem soğanın tadını alıyoruz hem lezzetini alıyoruz. Yeşil soğan bizde gereğinden daha az kullanılır. İnanın Avrupa'da bunu böyle parça parça yerler. O yüzden de benim için değişmez bir unsurdur. Şimdi çok kalabalık değiliz. Burada kameramanla arkadaşla beraber olduğumuz için. Şöyle iki kişilik porsiyon yapacak şekilde hazırlığımızı yapalım. Salataya hafif bir ekşilik ve güzel bir tadı da verecek. Bana göre de yazı hatırlatacak. Bu arada yanında, tavuğun yanında, balığın yanında kullanmak için rokayı da mutlaka kullanılması gerekiyor. Şu anda bizim yaptığımız salatada geniş geniş yapraklar da kullanabiliriz ama ben ince kıyımı tercih ediyorum. İnce kıyım yaptığımız zaman istersek ilave olarak içine peynir de katılabilir. Ben sadesini yapıyorum, o size kalmış. İçine tavuk parçaları, peynir parçaları da eklenebilir. Ben size ince kıyım, bizim sevdiğimiz tarzda. Yani her şey karışık. Sosu da özellikle ekmek banmak için özel bir sos hazırlayacağız ona. Hepiniz de onu çok beğeneceksiniz. Rokayla biz işimize devam edelim. Salatamıza dahil oluyor. Rokanın o güzel ekşi kokusu da yayılmaya başladı. Gelelim ana malzememize. Kıvırcık da olabilir, göbek de olabilir. Şu anda göbeğin çok güzel bir zamanı olduğu için ben göbeği tercih ettim. Bunu da mümkün olduğu kadar ince kesince ayrılıyor ve hacim de yapıyor salatamıza. Göbeğimizi de koyduk. Çok güzel bir Akdeniz salatası olacak. Farklılıklar başlıyor şimdi. Zeytinimizi. Evet, şimdi kaparimiz. Kapari, Türkiye kaparide en büyük ihracatçılardan biri. Ama iç piyasada maalesef
çok fazla bilinmiyor ve yani inanılmaz sağlıklı. Şeker ve kolesterolü de çok iyi geliyor. Ama maalesef bizde çok fazla kullanılmıyor. Ve böyle çok hafif böyle bir ekşim trak tadı var. Çok yakışır. Ve bana göre gene salatalarda olması gereken, olmazsa olmazlardan ceviz. O da dediğim gibi böyle keyifli bir tat verir. Elle ufalayarak da herkes o böyle o ağzına bir sertlik gelir. Ondan sonra onu yapar. O cevizin tadı salataya güzel bir şey verir. Aroma katar o da ayrıca. Sanırım böyle hazırız. Bunu da koyduk. Şimdi geriye kaldı sadece birazcık bir sos hazırlamak. Sos için de birazcık taze tereotu alıyoruz. Uçlarından. Birazcık maydanoz alıyoruz. Yapraklarını sadece. Biz bunları şimdi ince ince bir keseceğiz. Ne kadar ufalarsanız o kadar hem güzel bir doku kazandırır. Hem de özellikle çocuklar biliyorsunuz bu konularda biraz antipatikler. O yüzden sosun içine kaynamasını sağlayacağız. Sos yapacak bir tane kabımızı da çıkaralım. Yerleştiriyoruz. Bu arada zeytinyağı koyacağız ama ben böyle küçük şişelerde devamlı zeytinyağı hazırlarım. Bunun içinde biberiye ve kekik var. Size de tavsiye ederim. Bazen pul biber koyarsanız acılı olur. Ya da böyle sevdiğiniz otları içine koyarak da zeytinyağı o tadı vermesini sağlarsınız. Ben biraz karıştıracağım. İçine bir sarımsak koyacağız. Onu da çok güzel ince bir kesim yapacağız. Sarımsak şöyle bir diş yeter o aromasını, o tadını zeytinyağının içine versin diye. Veya dediğim gibi zeytinyağının içine sarımsakları bekleterekten de sarımsak aromalı zeytinyağı da yapabilirsiniz. Bize göre çok yakışan bir şey sarımsak. Neredeyse bana kalsa her yemeğin içine koymak isteyeceğim yani. Bazıları limon tercih eder. Ben sirkeden yanayım. Birazcık sirke koyuyoruz. Ve birazcık da nar ekşisi. Ve güzel bir şekilde bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. Karıştığında güzelce homojen olduktan sonra da salatamızı evet sadece karıştırılması kaldı. Alttan domatesleri de çıkararak da çok renkli, çok keyifli bir salata hazırlamış oluyoruz. Artık tuz domates olduğu için biraz ihtiyacı olarak da artık sizin keyfinize göre çok renkli, çok keyifli, biraz alışılmışın dışında bir salata oldu. Tamam eminim sen bunu çok seversin. Artık sen gelmediğine göre ben stüdyoya geleceğim, getireceğim artık yemeklerini. Evet salatamız çok güzel, gayet renkli. Yani içinde gerçekten bütün rokanın, zeytinyağı, sarımsağın bütün kokusu geliyor. Ve tabii ki bu karışımdan doğan böyle sirkeyi de hissediyorsunuz. Dediğim gibi ağzınıza layık, tuzunu siz koyacaksınız. Ama maalesef bunu ben yiyeceğim bugün. Şimdi artık tavuğumuza geçelim. Özel bir tavuk yemeğimiz. Onun için biz tavamızı hazırlayalım. İlk önce soğanımızı kesmekle başlayacağız. Bir tane küçük soğan kullanacağız bu yemek için.
Soğanımızı gene yarım ay şeklinde kesiyoruz. Az önce çok güzel bir salata yaptık. Her yer yeşil olmaya başladı. Salatayı yerken de lütfen dikkat edin yani. O kadar salata, maydanoz, yeşillik yedikten sonra da unutmayın. Dişiniz aranızda kıcak. Ara sıra şöyle bir dişlerinizi temizlemeyi unutmayın. Evet, soğanlarımızı çok ince değil, böyle yarım ay şeklinde. Böylece onlar pişerken böyle uzun uzun olacaklar ve bizim istediğimiz o dokuyu verecekler yani. Soğanı biz tamamen öldürmek istemiyoruz. Soğanın hem tadını hem şeklini almasını istiyoruz. Hemen tavamıza soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Gene olmazsa olmazlardan sarımsaklarımızı alıyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı da ince kesip ondan sonra da yavaş yavaş diğer malzememizi hazırlayacağız. Sarımsaklarımız da çok küçük olmamakla beraber tek yönde. Keseceğiz. Evet, sarımsaklarımız tamam. Şimdi olayın büyük kahramanı tavuğa gelelim. Tavuk kasabınızda ince kestiniz veya göğsü kendiniz aldınız. Tavuğu da biz alırken ince kesme değil de böyle jülyen sanki kesiyormuşuz gibi böyle yarı parmak kalınlığında uzunlamasına tavuk parçaları. Bunu isterseniz kasabınıza da yaptırabilirsiniz veya dediğim gibi sonuçta kendiniz kesmeniz, kendiniz dokunmanız bizim açımızdan tavsiye ettiğimiz bir şeydir. Sonuçta yağsız bir tava kullanmanız daha güzel. Veya wok ya da bir teflon tava kullanabilirsiniz. Biz sonuçta zaten lezzet katması için yağ ilave edeceğiz. Ben şu anda kameraman arkadaşla olduğumuz için burada 4 dilim yaptım. Adam başı 2 dilim sanki bizi doyurur gibime geliyor. Ama siz bunu istiyorsanız daha büyük bir tavayla daha kalabalıkları da yapabilirsiniz. Bunu ana yemek yaptığınız gibi aslında bunu ara yemek, ara sıcak kıvamında da hazırlayabilirsiniz. Şimdi buraya katacağımız diğer önemli noktalarda mantarımız var. Şimdi mantarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum size. Herkes mantar alır ve mantarı yıkamaya başlar. Mantar yıkanmaz. Onu anlatayım size. Dünyanın en steril sebzesi diyelim. Sporlu mantardır. Çünkü bunlar zaten karanlık ortamda büyürler. Sadece ve sadece bir bezle mantarları temizleyeceksiniz. Üzerinde ufak siyahlıklar vardır. Onlar da o toprağın siyahlıklarıdır. Onlar alınır. Suyu koyduğunuz zaman mantar şişer, suyu çeker. Ve dediğim gibi yani tadını kaybetmeye başlar. Mantarın güzeli dediğim gibi ki her türlüsü yapılır yani. Özellikle de mevsimi olduğu zaman ki doğal mantarlarla bunlar fırında yapılır. Ki bunlar böyle yaz sonra sonbahar falan harika yemekler yapacağız mantarla ilgili. Ama dediğim gibi mantarı toplarsınız ve mantarı yıkamazsınız. Onu çünkü sünger gibi suyu çekmesine izin vermezsiniz. Yoğunluğunu kaybeder yani. Biz üstünde gördüğümüz bu siyahlıklardan arındırıyoruz onları ki o sadece toprak kalıntısıdır. Dokunduğu yerin kalıntısıdır. Maalesef böyle bir yanlış bilim vardır yani. Bunu da yıkarlar suyu da 10 kere yıkarlar ve şeyi kaybeder. Bütün mantar esprisini, o tadını o suyla beraber kaybeder. Biz şimdi mantarlarımızı da hazırladıktan sonra onları da keseceğiz. İlave olaraktan biberlerimiz olacak o renk katsın diye. Sonra bunların hepsini güzel tavada harmanlayacağız. Evet şu anda biberlerimizi o renk vermesi için biberlerimizi kesmeye başlıyoruz. Kırmızıyı biraz fazla tutacağım ki renk versin. Bir tane de yeşil biber kullanacağım. Böylece biz
tavukta istediğimiz o renki de, tadı da. Çünkü biberin öyle, kırmızı biberin öyle güzel bir şey tadı vardır. Beğendiğimiz böyle hafif tatlımsı bir tadı vardır. Benim çok hoşuma gider. Onu beraber kullanacağız böyle. Gördüğünüz gibi yeşil biberimizi de alalım, onu da unutmayalım. Bir tane güzel yeşil Charleston biber. İçlerindeki tohumları çıkarıyoruz. Tabii isteyen olursa acı biber de kullanaraktan da acı bir lezzet verebiliriz bunlara. Evet, biberlerimizi de tamamladık mı? Yemeğin çoğun malzemesi hazır oluyor. Biberlerimiz dediğim gibi yani. Şu biberlerin yani diyorum her yerde kullanılması lazım. Tabii ki mevsim itibariyle her zaman bulmakta birazcık sıkıntı çekiyoruz ama yani biberin kendi lezzeti, rengi ve dediğim gibi o yağla, sarımsakla, soğanla uyumu mükemmel. Bunlar da hazır gibi. Bir tek mantarlarımız eksik kaldı kesmek üzere. Mantarlarımızı bir keseceğiz. Sonra süsleme malzemelerimiz var. Onları da en son koyacağız. Ben şimdi mantarlarımızı da ince ince bir keseyim diyorum. Biberleri kenara alalım. Onları da jülyen şeklinde, böylece mantarın şeklini de gösterecek şekilde keselim. Ve artık yemeğe koyulalım. Mantarı zaten kesmenin en güzel yolu o mantar şeklini gösterebilmektir. Üst taraftan biraz kestikten sonra, yan yatırdıktan sonra siz bütün o mantar şeklini... Ve inanın çocuklar da mantara bayılıyor. Çok keyifli bir yemek gelecek. Hem hazırlanması kolay, hem rengi sunumu çok güzel. Dediğim gibi sadece yemek olarak düşünmeyin. Bunu bazen yemek öncesi tadımlık bir ara sıcak. Varsa böyle lavaş arası, yani bir tortilla arası dediğimiz bir sunum da yapılabilir. Çok güzel dürüm malzemesi de olur bu yemekten. Şimdi bunu hep beraber deneyimleyeceğiz. Bu arada salatanın kokusu burnumda nasıl? Yani şunu bir an evvel pişireyim de şunları bir yemeye başlayalım. Evet. Biz de pişirirken biz de acıkıyoruz aslına bakarsın. O yüzden bir an evvel hızlı pişirelim ki biz de bu yaptıklarımızda sebebimizi alalım. Evet, son mantarımızı da kesiyoruz. Ve artık hazırız. Malzemelerimizi alalım. Şimdi zeytinyağımızı tavamıza koyduk. Ve artık ocağımızın başına gidebiliriz. Her şeyimiz hazır. Ocağımızın altını yaktık. Ve şimdi yemeğimizi hazırlıyoruz. Tahta kaşığımızı aldık. İri iri kestiğimiz soğanlarımızı biraz birbirinden ayırıyoruz. Başlamadan evvel karabiber. Biraz tuz. Kaya tuzu kullanmanızı artık tavsiye ediyoruz. Ve artık soğanlarımızı pişirmeye başlıyoruz. Öldürmeyeceğiz. Tam sarartmayacağız. Daha diriyken tavuğu ilave edeceğiz ve tavuğu pişirmeye başlayacağız. Burası değişik bir zaman dilimi oldu yani. Bu bekleme zamanları, yemek pişirirkenki en eğlenceli kısımlar bunlardır. Yani yemeğin pişmesi lazım. Benim size bir şeyler anlatmam lazım. Ve gene tavukla ilgili çok güzel hikayeler vardır. Ama evet, önemli olan ses gelmeye başladı. Harlı ateşte, yüksek ateşte yapıyoruz bunu. Çünkü dediğim gibi birazcık wok usulü diri kalmasını istiyoruz. Şu anda ses geldiği zaman biz artık tavuğumuzu yavaş yavaş içine atmaya başlayacağız. Çünkü burada pişmesi gereken en önemli unsur tavuk. Onun dışındakilerde çok önemli bir sorun yok.
Çünkü dediğim gibi biraz diri olmasına biz önem veriyoruz. Tavukları ince kesmemizin sebebi de oydu. Kalın bırakmıyoruz ki bunlar bir an evvel rengini, beyaz rengini alsın ve pişmeye başlasın. Sebzelerle mantarlar gelince zaten kendiliğinden bir sos dökülmeye başlayacak. Sebzeler suyunu bırakacaklar ve onunla beraber şu anda kavurduğumuz tavuk yavaş yavaş da haşlanacak. Evet, gördünüz mü? Tavuklar renk değiştirmeye başlıyor. Evet, şu anda bizim istediğimiz o pembelik gitti ve beyaz renk gelmeye başladı. Soğanlar sizin gözünüze göre daha çok iri gibi ama merak etmeyin. Onlar tam dişe gelecek kıvamda hazırlanacaklar. O yüzden o konuda bir sıkıntı yok. Şimdi istediğimiz tavukların iyice bu rengini tamamen beyaza geçene kadar biz bunlara burada devamlı karıştırıyoruz. Biz burada dediğim gibi hep bazen bunu görürler ya diyorlar bu bir tür şeflerin yaptığı gösteri midir, bir artistlik midir? Hayır, aslında en güzel alttan üstten karıştırmanın en güzel yöntemi budur. Dediğim gibi çok ince bir bilek hareketiyle. Yapılması zor gibi görünen aslında çok kolay. Ama evde yaparsanız nereden çıktı bu? Bir iki parça da düşersek başta her zaman olan şeyler bunlar. Kimse panik olmuyor. Bence renk olmaya başladı. Bu tavuğumuzun yavaş yavaş piştiğini de gösteriyor. Şimdi zaten biraz sebzeleri kattık mı o iyice o suyla zaten pişmeye devam edecek. Hemen mantarlar devreye giriyor. Mantarlar suyunu dökmeye başladı. Mantar yavaş yavaş o suyunu dökmeye başladı. Yavaş yavaş mantarlar ufalmaya başlayacak. Ve bizim yemeğimiz şeklini almaya başlayacak. Yine alttan üstten onları birazcık karıştırıyoruz. Böylece pişkin sıcak malzeme yukarı geliyor. Ve yukarıdan da yemeği pişmesini kolaylaştırıyor. Bu noktada artık biberler giriyor devreye ve renk, istediğimiz renk oluşmaya başlıyor. Şimdi burada olanlar isterse limon koyabilirler. Limon çok güzel bir lezzet verebilir veya benim bu tür yemeklerde tavsiyem soya sosudur. Soya sosu hem ısıyı yükseltir hem de çok güzel bir lezzet verir. Çok fazla koymuyoruz çünkü soya sosunun da kendine ait bir tuzluluğu vardır. Şu anda sadece ve sadece yemeğin pişmesi kaldı. Biz şimdi bunu birazcık harlı ateşte baş başa bırakalım. Biz bunun üzerine koyacağımız süsleri hazırlayalım biraz. Evet, süslemek için birazcık maydanoz alacağız. Maydanozun yapraklarını, onları ince ince keseceğiz. Yemeğimize son dokunuşu da vermiş olacağız. Maydanozu ince bir kıyım yapmak için önce bastırıyoruz. Bu arada yemeğimiz oluyor. Bu arada iyice su dökmüştür. Yani yemeği ocakta bıraktı diye düşünmeyin. Çünkü sebzeler girdikten sonra onlar şu anda iyice suyunu döküyor. Ve şu anda kendi suyunda haşlanmaya başladı tavuklar. Bizim de zaten istediğimiz oydu. Maydanozumuz da hazır. Artık maydanozu da gidip yemeğimize katabiliriz. Evet, maydanozu da kattık. Bu son renk cümbüşü de araya girdi. Dediğim gibi suyunu iyice döktü gördüğünüz gibi. Bu arada tabii bu suyla beraber de müthiş bir koku geldi. Şimdi bundan sonrası birazcık kişisel keyfinize bakıyor. Suyunu çektirebilirsiniz veya hafif sulu da bırakabilirsiniz. Ben birazcık daha suyunun çekilmesinden yanayım. Birazcık daha
tamamen kuru değil ama suyu biraz daha çekecek şekilde bunu bırakalım. Bunun bir 2 dakika, 3 dakika daha buharlı ateşte. Tabii isterseniz bu arada kapak kapatıp işi biraz daha kolay yapabiliriz ama bunun bizim için esprisi devamlı böyle güzel suyun dönmesi. Zaten siz onu 2 kere yaptıktan sonra suyu da yukarıdan aşağı geldikten sonra keyifli, güzel, görüntüsü, lezzeti olan bir yemeğimiz oluyor. 2 dakika sonra servise hazır ve artık kameraman arkadaşlar biz çok acıktık artık biz de yemek istiyoruz yani. Suyunu çekmeye başladı ve gerçekten 2 dakika sonra hazır. Ve artık birazdan yemeğe oturacağız 2 dakika içine. Kameraman arkadaşım Onur'la beraber çok acıktık. Zaten ona yemek vermezsen beni yiyecek galiba o. O yüzden biz şu anda bir an evvel bunun hazır olmasını bekliyoruz. Az bir süresi kaldı. Bu arada servis tabaklarını hazırlamanın zamanı geldi. Evet, artık şurayı toparlayalım da servis tabaklarımı hazırlayalım. Evet, salatamızı yerleştirdik. Şimdi gidip yemeğimizi alalım. Sos yoğunlaştı. Tam istediğim kıvamda. Altını kapattık. Şu anda kalan sos da... Ya kokuyu... Şu teknolojiyi, kokuyu nasıl yansıtacağız televizyonda bilmiyorsunuz izleyiciler ama... Gerçekten oldu. Evet. Yemeğimiz hazır. Servisimizi yapıyoruz ve inanın ki muhteşem bir koku, muhteşem bir görüntü. Çok güzel oldu. Evet, tavuğumuzu salatamızın yanına yerleştirdik. Çok renkli bir tabak oldu. Evet, şimdi de birazcık da acı bizim klasik lazcan sosumuzdan da dökelim. Gerçekten bu sos her yemeğe acayip yakışıyor. Ve şu andaki koku inanılmaz. Ve tabii ki size veda etmeden evvel beraber bir tadına bakmamız lazım. Ben şimdi acıyla biber beraber afiyet olsun. Tavuk çok güzel olmuş. Salata da harika. O taze soğanla ceviz muhteşem olmuş. Sen izleyiciler. Yeşil bir şey kalmadı değil mi? Evet, şu anda biz Onur'la burada oturup bunları yiyeceğiz. Bir dahaki haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.